E ...eksikliklerinden evet. dolayı. Hı hı. Tabii özel sektörün durumu da gerçekten çok vahimdir ülkemizde. Yani az önce ne yazık ki dinledik. E, kamuda da aynı şekilde, okullarda da aynı şekilde. Ama özel sektörün çok daha farklı ve çok daha zor bir durumu var. Yani e, çok düşük e, maaşlara, asgari ücretlere... E, çalışan insanlar. Çok Ve uzun saatlerce tabi, çalışan yani insanlar. Yani işte beşe kadar çalışacak diye işe alınır ama işte bu yedi olur, sekiz olur. işte on iki saate kadar belki daha fazlasını Hı -hı. çalıştırılır insanlar. Bunun ne overtime ödemesi vardır ne ek bir şeyi vardır. E, gidebileceği hiçbir yer yoktur. Şikayet edebileceği hiçbir yer yoktur. Tamam beğenmezsen gidebilirsin lan. Zaten karşı karşıya kalacaktır günün sonunda. E, Tabii geçim sıkıntısından ötürü de bu da kolay değildir. Yani benim karşılaştığım birçok vakada da zaten bu dediğiniz konuya geliniyor yine. Hani kişi mobbing kendisine mobbing uygulandığını fark etse bile e, işsiz kalmaktan kork, korkuyor. Hı hı. Hani işsiz kalırsa tabii ki ailesini geçindiremeyecek, kendisini geçindiremeyecek. Dolayısıyla da bu sonuçlara, sonuçlarını yaşamaya hazır olmadığı için, korktuğu için, başka bir güvencesi olmadığı için Sessiz kalmayı da tercih ediyor birçok insan evet. ne yazık ki. Ama bir yasa olsa e, bunun şikayetini yapabilecek. Tabii ki ve ciddi anlamda tazminat alır. Hı -hı. Tabii. Sen nasıl diğerinin psikolojisini e, e, sıkıntı yaratırsın yani Hı -hı. bozarsın veya işte bir şiddet dersek, psikolojik şiddet dersek buna. E, tabii ki bunun bir tazminatı olmalıdır. Tabii ki yani suçtur. Hı -hı. Kişinin bütünlüğünü bozar. Tabii ve bunun bir an önce e, hani diğer öncelikli yasalardan da daha önceliklidir aslında baktığımızda. Hı hı. Çünkü çok genel e, bir e, şeyi etkilemektir. Bireysel çok gibi bir görünür durumu. aslında hı hı. ama toplumu da etkiler. Ve baktığımızda bizim toplumumuz e, şeydir yani çok mutlu bir toplumdur diyemeyiz. Özellikle iş anlamında, iş ortamı hı hı. Hı hı. açısından. Birçok kişi e, mezun olur istemediği işlerde çalışmak zorunda kalır ya uzun süreli işsizlikler. E, tabii ki ve bu iş ortamlarında da olumsuz bir ortamı doğurur. Hı hı. Olumsuz ortam varsa bir iş yerinde zaten o ortamda mobbing e, uygulanma ve e, maruz kalma durumu e, çok fazla yaygın olur. Hı hı hı. O Bunu yüzden yasa... o ortamların da bir an önce iyileştirilmesi gerekir. Tabii yasalarca. Hı hı yani birey olarak düşünülmesi yerine bunu toplumsal tabii ki e, devlet politikası olarak düşünülmesi aslında en sağlıklısı şu anda. Baktığımız zaman başka ülkelere özellikle İskandinav ülkelerinde çok Hı -hı. fazla gelişmiştir. İşte Fransa, e, İngiltere gibi ülkelerde direkt olarak mobbing merkezleri var. Hı -hı. Kişiler bu davranışları fark ettikleri anda merkezlere yöneliyorlar. Merkezler onları ne yapacaklarıyla ilgili hmm. bilgilendiriyor. Dava gerekiyorsa dava açıyorlar. Yüklü miktarda tazminat alıyorlar. Hmm. Hmm. Ama bizde dava açabileceklerini bile evet, bilmiyorlar. Tabii tabii. tabii. Bunu suç, bunun suç kapsamına girdiği hmm. bilinmiyor yani. Hmm. Tabii. Önce onun farkına varmak önemli aslında Hı -hı. onun için en başta konuştuğumuza hep gelirik nedense kavramı bilmek bunun ne olduğunu öğrenmek bunun ne olduğunu bilmek işte bizi koruyacak bir şeydir Hı -hı. aslında kişisel Hı -hı. olarak önce. Evet işte mümkün olduğunca bilgilendirmek hani bilenler bilmeyenleri Hı -hı. bilgilendirerek Evet yani bir nebze de olsa bir Hı -hı. yarar sağlamak Hı -hı. amacımız. Hı -hı. Hiç olmazsa yani bazen iş yerinde paylaşılamaz böyle bir şey ya da bir kişi kurban olur kimse onun destekçisi olmaz veya eve gelir bazen anlatamaz insan kendini o kadar küçük düşmüş hisseder anlatamaz hı hı. burada en sağlıklı yer aslında yine bir ruh sağlığı çalışanla danışmaktır çünkü orası çok e, yargısız bir yer. Evet.